Merhaba değerli izleyicilerimiz. 2016 yılının ilk pazar günü söz ve ışık diyoruz. Ve hepinize iyi yıllar, mutluluklar, her şeyden önce sağlık ve barışla gelmesini temenni ettiğimiz bir 2016 dileyerek programımıza başlıyoruz. Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk yine bütün enerjisiyle ve şıklığıyla stüdyomuzda. Bizi çok şaşırtıyorsunuz bu şıklıkla. Yani bu kadar özenmek ne kadar güzel bir şey. Ben size aynı şeyi söylesem normal ama siz bana söyleyince doğrusu iyi peki. Hayır, bir erkeğin kendine özenmesi çok önemli. Nedense o özen pek bazı kesimlerde göremiyoruz ama ne siz yapayım? Hep özendiniz. Ya ben estetik düşkünüyüm. Bunu da bana Kur'an öğretti. Şimdi İslam dünyası Kur'an'ı okumadığı için İslam dünyasında en büyük cinayet estetiğe karşı işleniyor. Yüzlerce insan hunharca katlediliyor. Evet. Resmi o ayrı. Ama büyük bir cinayet daha var. Estetiğe karşı cinayet. Neden bu? Allah Allah. Adam Kur'an'ın getirdiği medeniyetten habersiz. Bedeviliğinde onu dinleştirdiği için devam ediyor. Yani fuzuli sayıyor. Ben yetiştiğim çevrelerde ki temiz insanlar, hiçbir kötü niyetleri yok. Öyle o terbiye verilmiş onlara. Mesela hasta çiçek yiyor, çiçek. Ota para veririm, yazık günah değil mi? İsraf. Hastaya çiçek götürmek israf. O çiçeğe götürmeyen adam parayı filan esirgediği yok. Öyle inanıyor. O israf diyor. Yazık. Ama mesela bir bakla, bir tepsi baklava götürüyor. Adam mide ameliyatı olmuş. Profiterol götürüyor ona. Koca bir şey. Bakar mısın şimdi? Tezat tabii. Çiçek yok. Yani Müslümanın hayatına çiçeği Avrupalı soktu. Çiçek yok. Hala bizim hayatımızda yeteri kadar çiçek yoktur. Şimdi ben estetik düşkünüyüm. Yani bir sofraya oturduğum zaman ben o sofranın, o sofradaki yemeklere bakmam. Onlara çok sonra. Sofranın tertibine bakarım. Masa örtüsünden bilmem neyine kadar. Hele orada bir de plastik bir kap gördümse. Bitti. Cennetül Firdevs'ten oraya yemekler taşısan bitti. Yani yok şimdi ben böyle şeyler bizde garip karşılanıyor. İşte çorba ile ekmek yemek. Tabii el alemi güldüm şimdi başıma geldi. Doktor kilo almanın en iyi yollarından biri de çorba ile ekmek yiyeceksin. Allah Allah. Ya doktor etme ben çorbayla nasıl ekmek yerim? Birini görsem yerken çorba içilir. Yemekten kesilir. İçilir. Ekmek çorbanın. Şimdi çorbanın içine ekmek doğrayıp yiyorum. Ama vardır o yani. O işin ayrı tarafı evet. Ama yani o tercihtir. Çorbayla ekmek. Niye yenmesin? Yasak mı var? Fakat şimdi ben aşçıya diyorum ki bak Aziz Hanım bana verdiğin çorbaların tabağını öyle seç ki çorba onun altında üçte bir filan kalsın. Büyük çanak olacak. Lebalep dolu küçük bir çan. Bunu yapma. Tabii onu çoktan söyledim ona, onu kaldırdı. Avrupalının hayatında güzellik var. Ve Kur'an ne diyor biliyor musunuz?
diyor ki Leyl suresinde bu. فَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kim güzelliği benimser, tasdikler, onaylar, hayatına sokarsa, hüsna, estetik işte bugünkü Arap dilinde de o manada. Biz ona diyor hayatı kolaylaştırırız. Aksini yapana da ayet devam ediyor. Kim güzelliği yalanlar, dışlar, önemsiz sayarsa ona da diyor zorlukları daha zorlaştırırız. Hayatını zorlaştırırız. Nerede? Nerede? Tabii. Şimdi Atatürk kıyafet devrimi yaptı. Bizim Batı lan müşrik araba teslim olduğun zaman sesin çıkmıyordu. Utanmaza bak ya. Ebu Cehil'in kıyafetine sesin çıkmıyordu. Hala çıkmıyor. Ya o kıyafet, işte ben de onu diyorum, kıyafettir. Fakat Atatürk'ün kıyafet devriminde bir rasyonel taraf var. Kıyafette rasyonalite pek arayamazsın. Bu iklimdir, zevktir, teamüldür, alışkanlıktır falan. Fakat Atatürk'ün kıyafet devriminde rasyonalite var. Sen şimdi bugünkü hayat şartları içinde Arap'ın fistanı ile ne yaparsın? Kaçsan kurtulamazsın, koşsan tutamazsın. İşte kafasına sarık, ayaklarına fistan dolanmış ve bakıyor yapacağı tek şey var, birbirini katlediyor. Şimdi her sabah kalkın dünyaya bakın. Ya. Şu kadar insan kanı dökülüyor. Bunların içinde çocuklar var, bebeler var. Şu kadar. Sayın, eğer bir doğal afet, bir istisnai bir felaket filan bir şey yoksa, hiçse ölenlerin tümü Müslümandır. Daha kötü bir şey. Öldürenlerin tümü de Müslümandır. Birbirlerini katlediyorlar. İslam dünyasında öldürülenlerin bir tanesini gayrimüslim bir adamın öldürdüğünü söyleyebilir misin? Efendim oyuna geliyor da işte onları. Ya niye oyuna geliyorsunuz? Hep siz niye oyuna geliyorsunuz? Gelirsin tabii. Bu oyunlara teslim olmayasın, yenik düşmeyesin diye Mustafa Kemal akılcılığı devreye girdi bu ülkede. Sen onu katlettin. Şimdi nasıl yapacaksın? Niye Amerika, Latin Amerika ülkeleriyle yıllardır amansız bir mücadele veriyor onları teslim alsın diye? Teslim alsın diye. Ne? Teslim olmuyorlar. İşte Chavez'inden, Castro'sundan bugün Uruguaylı Mujica'ya kadar. Teslim olmuyorlar. Niye onlar bu oyuna gelip de birbirini katletmiyor? Mujica 12 sene dağlarda dolaştı. Gerilla. Emperyalizme karşı savaştı. Kapitalizme karşı savaştı. Bilmem. Niye birbirlerini katletmediler? Sen böyle bir şey duydun mu hiç? Tabii. Hep bizimkiler oyuna gelir. Allah Allah. Ya Allah'ın size özel düşmanlığı mı var kardeşim? Özel düşmanlığı mı var Allah'ın size? Bu söylediğiniz sözler Cenab-ı Hakk'a iftiradır, hakarettir. Ayrı bir suçtur. Allah'ın size düşmanlığı mı var ya? Niçin yapsın? Ölenler Suriye'de, ölenler Irak'ta, ölenler Pakistan'da, ölenler bir son. Hepsi Müslüman ülke. Ve öldürenlerin hepsi Müslüman. Aa bugün Suudi Arabistan'daki ya. Hadiseyi, Nemr hadisesini. Nemr, evet. Konuşalım. Bir Şii din bilgini ve tarihsizliğe bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin
Cumhurbaşkanı da oradayken bu iş kotarılıyor. Cahi dikkattir. Yani bu bir tesadüf mü? Ben siyasetçi kimliğim yok benim şu anda. Ama siyaseti bilen bir beynim var. Ben tahsilim belli. Hukuk, felsefe, ilahi. Yani ben bir manada siyaset kurmayı bir adamım. Eğitimim, background'um icabı. Oradan baktığım zaman tesadüf değil. Böyle tesadüf olmaz. Böyle bir tesadüf olsa o idamı derhal durdururlar. Sayın Türkiye Cumhuriyeti reisi gitsin, ondan sonra bakalım işimize. Gül gün iyi şeyler olmuyor. Evet. Kötülük Toplumu kitabında söylediklerim birer kehanet gibi tek tek ve tekrar ediyorum. Ra'd suresi 11. ayetle yaratıcının kestiği faturanın daha bedeli ödenmemiştir. Devam ediyor. Yani şu cümlenizi ben size soru olarak şimdi tekrar yöneltmek istiyorum. Gülgün, iyi şeyler olmuyor dediniz. Hayır. Daha kötü şeyler olacak. Emperyalizm kafaya koymuş. Türkiye'yi ya böleceğim diyor, ya iç harbe götüreceğim. O da bölünmeye gidişin bir başka şeydir. Bunu aşmanın iki yolu yok. Bir tane yolu var. Büyük beyinli devlet adamı. Devlet aklı büyük devlet adamı lazım. Nerede? Nereden bulacağız? Nerede? Bulamaz. O Atatürk Pınarı'ndan o fışkırırdı. Oradan çıkardı. O pınarı kuruttular. Ben hep diyorum ya, İslam dünyası ve Türkiye Atatürk'e yaptığı ihanetin ve nankörlüğün cezasını ödeyecek. Atatürk haşa Allah'ın oğlu veya peygamber. Hayır, böyle bir şey yok. Niye ödeyecek? Çünkü Atatürk'ün yaptıkları aklın işletilmesidir. Aklı işletmeyenleri Kur'an üzerlerine pislik yağmakla tehdit ediyor. Kim yapıyor bunu? Allah yapıyor işte. Ceza budur. Türkiye de bunun içindedir. Türk halkı bunun içinde. Çürüdü. Çürüdü. Çürüdü, ben 65 yaşındayım, çürüdü ve koktu artık, kokmaya başladı. Tefessüh etti. Çok tabii, çok ürkütücü sizin bu yorumlarınız ama her söylediğiniz satır satır yaşanıyor. Ben saklamam. Evet, her söylediğinizi satır satır yaşıyoruz. Peki bu... nasıl bir, siz biraz önce söylediniz işte, Suudlar Şii din adamı Şeyh Nemr'i idam ettiler. Olmuş, 47 kişiyle Sünni birlikte. Şii olmuş, Budist olmuş, o olmuş, bu olmuş, ateist o. Bu olacak. 47 kişi idam. 47 kişi. Şimdi İran'dan da ciddi tepki var. Ne oluyoruz? Yani bölge nereye gidecek? Olmasın mı Allah aşkına? Bölge nereye gider yani? Olmasın mı? İşte o benim dediğim yere gider. Bakın yani tepki gelen ülkelere bakın. İran, İran, Lübnan, Bahreyn, Irak, Hindistan. Çok önemli bir ülkeler zincirini görüyoruz. Önemli ülkeler zincirini filan sen bırak. Kendi diyalektiği içinde yaptığı başına bela açacak. Birilerinin bunu takip etmesi, kotarması filan gerekmez. Hindistan, ne yapacak onlar? Demeç verir. Demeç verir. Bizde demeç memeç veren var mı? Bir şey yok bizde. Yok. Alan memnun. Peki biz niye bu kadar bu Suudileri seviyoruz? Kaçıncı
Suudilere seyahati duyuyoruz. Yani ben onu bilmem. Bu uçak kimdir? Kaç kere gitti Suud geldi Suud olur. Hava yolları hava sahasında. İşte neyse Uganda sevgisi olur. Ben onu bilmem. O hiç önemli değil. O hiç önemli değil. Önemli olan siyasetin seyri, siyasetin üzerine oturduğu mihver. O mihver dünyada başarılı siyasetleri sırtında taşıyan mihver değil. O omurgayla bugünkü dünyada devlet yönetilemez. Şimdilerde kullanıyorlar devlet aklı diye. Evet. Nerede? Nerede? Bu ülkede devlet aklı Mustafa Kemal'de vardı. Gitti. Serpintileri, döküntüleri, filizleri, şunları, onları da son birkaç yılda yok ettiler. Yok ettiler. Emperyalizm, Mustafa Kemal ve mirasının Arap'ın petrolünden birkaç kat daha kuvvetli olduğunu çok erken bir zamanda keşfetti. Nitekim hayatta önümüze koymuştur. Tabii. Bak, OPEC petrollerinin %67'sine sahip olan Arap dünyasının petrolünü, parasıyla şusu, hepsini teslim aldı. Hepsinin işini bitirdi. Mustafa Kemal'in işini bitiremiyor. Batı'yı çıldırtan bu. Bitiremiyor. Ne var burada da? Bitiremiyor. Ve bitiremeyecek. Ve bitiremeyecek. Mustafa Kemal bir vadede bunların hepsini bitirecek. Çünkü Mustafa Kemal yaratıcı iradenin dediğini temsil ediyor. O zaman da öyleydi. Bugün de öyle, yarın da öyle. Yaratıcı irade kendisini temsil edenleri değil de ona karşı çıkanları mı ödüllendirecek? Yaratıcı irade sabırlıdır. Ben buna yaratıcı irade diyorum, tarihin diyalektiği diyor. Yani ilahiyatçı olarak baktım mı yaratıcı irade diyorum. Bunlar kelimedir. Hakikat, cevher, aynı. Felsefe açısından baktım mı tarihin diyalektiği diyorum. Hatta bazen Tanrı bazen tarihin diyalektiği diyorum. Aynı işi yaparlar. Kimin yanında yer alacak? Ama almıyor bak işte Mustafa Kemal'in altını oydu cumhuriyeti. Acele etme. Cenab-ı Hak bir taşla İki kuş değil, hani bir taşla iki kuş vuruluyor. Cenab-ı Hak bir taşla 100 kuş vurur. Farkımız o. Biz bir taşla en fazla 2 kuş vururuz. O öyle değildir. Şimdi bu ıstırap kulvarında ihanet etmiş nankör bir milletin cezasını veriyor. Tarih için 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, hatta 50 yıl an demektir, dakika demektir. O bizim için büyük zaman onlar. Mustafa Kemal, yaratıcı iradenin hala mümessilidir. Yaratıcı irade onu asla bırakmayacaktır. Yüzüstü bırakmayacaktır. Li hikmetin bir takım hikmetlere mebni şimdi böyle görünüyor. Mustafa Kemal'in altını oyan donu düşükler. Ha? Bunu Kur'an zalimlere mühlet veririm diyor. Mesela femehlil kafirin diyor. Emhilhum. Süre tanı onlara. Bir yerde de diyor ki
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْاَبْصَارِ Sakın ha diyor. Allah'ı zalimlerin, akıl düşmanlarının yapıp ettiklerinden habersiz zannetme. Bir hikmete bağlı olarak onlara süre tanıyor diyor. Akıbetini görürsün. ...21. yüzyılda Atatürk yüzyılı olacaktır. Ben buna bütün vicdanımla inanıyorum. Aksi takdirde Cenab-ı Hakk'ın ve gönderdiği vahyin söyledikleri saçma demektir. Eğer onlar saçma değilse ki haşa asla değiller. Mahza hakikattir hepsi. Mustafa Kemal... O Kurtuluş Savaşı günlerinden 20 kat daha fazla bir ışıkla insanlığın önünde parlayacaktır. Ben isterim ki benim milletim kendi bağrından çıkmış bu eşsiz ruhun kıymetini bilsin ve bunun öncülüğünü yapsın. Heyhat! Heyhat! Fakat öyle de şimdi... Kötülük toplumunu konuştuk. Evet. Çok güzel bir kitap göndermişler. Evet. Mehmet Ali Öz yazmış. Osmanlı arşivi belgelerine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün soykütüğü. Ey gidi Atatürk. Sana yaptıklarımızın hesabını nasıl ödeyeceğiz? Evet. Çok da mühim bir mesaj verdiniz. Kur'an zalimlere zaman tanır, mühlet verir dediniz. Ve ödenecek çok faturamız olduğunu da söylediniz. Tarih çünkü, bunu yapar. Evet. Çünkü Allah zalim değildir. Merhametli ve müşfiktir. Verir. Hep söylüyorum. Kur'an'ı ciddi okuyun bunu görürsünüz. Allah'ın kredi tanımadaki cömertliğini, rahmetini, bonkörlüğünü tabiri caizse Allah'ın hesap sormayacağı manasına almayın. Alanlar mahvolur. Evet, Erhamurrahimin sıfatlarının icabı olarak krediyi bol verir. Orada cimrilik yapmaz. Verir ki yarın insanoğlu karşısında mazeret dermeyan etmesin. Verir. Al kullan et. Ama hesabı sordu mu? İğnenin deliğinden deveyi geçirir. Bu tabir Kur'an'da vardır. İğnenin deliğinden deveyi geçirir. Hesap, şimdi Türkiye hesap verme günündedir. Kredilerin hepsini heder etti. Mustafa Kemal bu toprakların tarihinde, bu topraklarda konuşlanmış kitlelere Allah'ın verdiği en büyük kredidir. En cömert kredidir. İhanet edildi ona. Şimdi hesap vakti. Hesap verilecek. Evet ama işte o hesaptan sonra aydınlığa çıkacağız tabii yani sizin yine ifadenizden yola çıkarak. Çünkü altını oyamadıkları tek şey Atatürk dediniz. Bakın aydınlık yani sonunun aydınlık olması muhakkaktır. Hayat varoluşun bir gereğidir. Varoluş kanunlarının icabıdır. Mutlaka aydınlık olacaktır sonunda. Ha ne zaman? Biz görür müyüz görmez miyiz? Ben bilmem. Görelim. Yani... Bazı şeyler gördük, bir iki ufak tefek. Allah belki bizim samimi ama çok çileli mücadelelerimiz için bize biraz ferahlama nasip etti, öyle diyelim. Benim şahsımla ilgili bir mesele olsa ben orada konuşurum. Orada dayanacağım şeyler var. Cenab-ı Hak
bizi bir ferdi ki kimseyi merkeze koymuyor. Biz sadece onun yaptıklarına bakacağız. Umarım Cenab-ı Vacib-ül Vücud aklın egemenliği için mücadele verenleri daha uzun süre perişan etmez. Umarım. Ben kendi hayatım içinde, bireyin hayatı ne ki bir kum tanesi. Ben bunları gördüm. Cenab-ı Hak nasip etti. Rahmetli babamdan bahsetmiştim bir keresinde, evet. Birkaç defa. Benim en büyük hocam, ben onun ellerini öpen insanları seyrederek büyüdüm. Onun ellerini de öptüm, onun ayaklarını da öperim. Benim bütün ilim, fikir, maneviyat mirasımın da babasıdır o. Sadece benim nesep ben babam değil, kan ve et yoluyla babam değil. Aristo diyor ki, İskender, Büyük İskender diyor ki, benim esas babam Kral Filip değil. Babası ya Kral Filip, Aristo'dur. Yunan filozofu, klasik, antik felsefenin babalarından biri Aristo. Benim esas babam Kral Filip değil diyor, Aristo'dur. Şimdi ben o bahtiyar adamlardanım ki, benim babam hem benim Kral Filip'im olarak babamdır, hem Aristo olarak babamdır. İkisi de onda var. Ben babama uzun yıllar baba biz alışmadık. Çünkü herkes efendim derdi. Biz de efendim derdik. Herkes, kardeşlerim, ben, efendim. Efendim, 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 efendim. Sonra yaşımız ilerledi. Esprisa dedim de dedim ki ya biz baba deme zevkine hiç varamayacak mıyız? Ha 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 güldü. Engel olan mı var oğlum dedi. Sen alem ne derse de sen baba dedi. Ben de istiyorum. Şimdi böyle bir baba bana defalarca söylemiştir bunu. Sana eziyet ve kötülük edenlerin tek tek helaklerini görmeden Allah seni bu dünyadan almayacak. Ve ben onların en büyüklerinden birkaç tanesinin helakini bugüne kadar gördüm. Korkunç helaklerini gördüm. Daha yakın günlerde bir tanesinin helakini gördüm. İlahi adalet çok midir? Çok büyük bu? Zalimdi. Bana etmediği yoktur 30-35 sene boyunca. Yani kelimelerle tarif edilmez. Onun da helakini gördüm. Şimdi içimden diyorum, orada bekle, ayakta bekle. Oturma. Er geç ben de geleceğim. Orada sana Hanya'yı, Konya'yı göstereceğim ben. Ne zulümler ettiler bana. Babalarından, öncülerinden biri. Allah böyle tek tek gösteriyor. Ben bunları yazsam herhalde dünyada rekorlar kırar. Bu hatırat. Bunları yazmaya tenezzül etmeyeceğim. Cenab-ı Hak bunları yapmış etmiş. Ama böyle. Fakat milletler bakımından iş bu kadar basit değil. Hiç değil. Değil. Bir, tabii sizi büyük bir açlıkla dinliyoruz biz. Lakin son zamanlarda bir Avrupa'nın da bütün dünyanın da manşetlere taşıdığı bir Hitler Almanya'sı benzetmesi var ki, başkanlık sistemi tartışmaları içinde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dudaklarından dökülen sözcükler işte o noktada. Bu yeni değil ki. Gezi eylemleri sırasında Batı basınına bakın, çok ciddi yayın organlarım benim arşivlerimde var. O zaman yazdım da birkaç yazı. Bu benzetme çok ciddi biçimde yapıldı. Hatta Hitler'in ruhu geri geldi. Hitler'in reenkarnasyonu falan gibi manşetler çekildi. Ama kendi ifadesiyle var. Sonra da Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Hayır öyle demedik de böyle dedik vesaire gibi.
Yani her açıklamanın ardından da bir düzeltme ihtiyacı hissettiler. Garip. Zaten düzeltme ihtiyacı hissetmeye başladın mı, bitiş hızlandı demektir. Akıllı adam, hele akıllı devlet adamı odur ki, özür dilemek zorunda kalacağı işleri yapmaz. Yaptıktan sonra ne yapacak özür dilemeyip de? Oh ettim diyecek hali yok ya. Bakıyor ki incirin çuvalı berbat oldu. Özür dileyecek. Hadi o da çok kötü değil. Hiç yoktan iyidir diyeceksin ama özür dilemeye başladınız mı, tükenişiniz muhakkak ve mukadderdir. Özür dilemek zorunda kalacak işler yapmayın. Ya. Onun için ağız var ya ağız. Hani biz deriz, oğlum ağzına sahip ol, kızım ağzına sahip ol, çocuğum ağzına sahip ol, aman ha falan filan. Bunu esas makro planda, buralarda söylemek lazım. Bunlar hep ağızlarıyla mahvoldular. Ağız deyip geçmeyin. Şimdi tabii söz Arap atasözüdür. Dilin senin esirindir diyor. Konuştuğun zaman veya kelam senin esirindir. Ağzından çıktığı anda sen onun esiri olursun. Ne güzel söz. Ne güzel söz. Bir atasözü daha var Arapların. Lisanüke esedüke ekeleke diyor. Dilin senin pusuda bekleyen arslanındır. Yani yırtmak üzere, seni parçalamak üzere. Seni yer, dikkat et diyor. Güzel mesaj. Efendim, söyle, döktür. Hoş gelir. Hoş gelir. Ağustos ayında buzlu su içmek gibi hoş gelir ama o kelimeler söyleyip ağzınızdan çıkıp bittikten sonra felaket başlıyor. Temizle temizleyebilirsin. Ya işte ne oldu işte, dedik de bir söz ettik de bir. Yok öyle şey ya. Yok öyle şey. Bu da ayrı bir saygısızlık. Bu da ayrı bir hezeyan. Sen söyleyeceksin. Söyledim, benim şuur altım bunu kaydediyor. Benim hafızam var, ben karga değilim ki. Ondan sonra ben onun üzerinde fikir imal ediyorum. Ve geri dönüşler yapıyorum. Vay efendim falan. Unutalım. Ne demek unutmak ya? Ben unutmak diye bir şey kabul etmem. Hele devletlerin hayatında bu hiç olmaz. Mümkün değil. Olmamalıdır. Mümkün değil. Şimdi tabii çok vahim düzen... Ne demek unutmak? Evet. Benim karga olduğumu kim söyledi diye kaç kişiye demişim. Ya unutalım bunu filan. Benim beynim var dedim ya. Ben unutursam o 85 kitabı nasıl yazdım? O kitapları yazmak için ben 85 bin kitap okumuşumdur. Alel akal. Unutursak bu iş nasıl olacak? Ne demek unutmak ya? Niye unutacağım ben? Yok böyle bir şey. Şimdi tabii konuyu ben o zaman bu zulüm meselesine getireceğim. Yani sizin sürekli olarak üzerinde vurgu yaptığınız ve Gazi Mustafa Kemal'in vuruş yaptığı hedeflerin alt başlıkları şunlardır diye sizin bu özgürlük ve isyanda. Böyle bir başlık mı? Ya evet. Vay, merak ettim. Neler var? Bir, insan haklarına tasallut. Buna vuruş yapmış. Krallık, halifelik, sultanlık. İki, despotizm. Baskı ve ezme, raiyeleştirme, sindirme, Allah'la. Raiye değil, ayı çekme Gülgün. Sende olmaması. Raiye. Raiyeleştirme. Raiyeleştirme ama raiyeleştirme değil. Kısa. Heh. Tabii. Emperyalizm. Ülkeleri fethetme, sömürgecilik, kapitalist, her türlü zulüm.
Parantez içinde. Dört evet. Cehalet, aklı ve bilimi saf dışı etme. Parantez içinde. Halkı özellikle kadınları cahil bırakma. Beş şirk, şeyhlerin mezhep imamlarının tanrısal yetkilerle donatıldığı yedek ilahlı bir din. Kur'an'a i̇şte göre şirk de bir zulümdür. Türkiye'nin yaşadığı din. Yedek Peki, ilahlı din. Şimdi bugün bir şey öğreniyoruz ki... Mustafa Kemal bunlara vuruş yapmış. Şimdi Kur'an'ı adam gibi okuyan bir vicdan. Bu vuruşları yapan bir adamı nasıl İslam dışı gösterecek? Buna Tabii. biz nasıl seyirci kalırız? Tabii. Bu vuruşlar ben darbe-i celal diyorum bunlara. Celal Cenab-ı Hakk'ın isim sıfatlarından biri olarak kullanılır. Celil şeklindedir. Onun mastarı Celal veya isim şekli. Darbe-i Celal, Mustafa Kemal bir darbe-i Celal'dir. Kimseyi okşamamıştır. Okşayan adamlar hayata hiçbir şey katamazlar. Okşayan adamdan jigolo olur. Daha başka o türden birçok şey olur. Ama hayata değer katan adam olmaz. Çünkü ciddiyet olmaz. Ciddiyet yoksa yaratıcılık yoktur. Ben okşamaktan nefret ederim. Soğuk su gibi devamlı sözünüz dik ve canlı tutacak adam. Ben ameliyat oldum. 20 gün geçmiş. Karnımı 40 santim buradan aşağı yarmışlar. Organım gitmiş bilmem. Ağır bir kıştı 2011 kışı. Hatırlıyorum tabii. Kar şey gibi tepeliyor. Soğuk buz gibi. Sarıyordum boynumu, boğazımı bilmem. Çıkıp 30-35 dakika, 40 dakika etrafta dolaşıyordum ki hep dik yokuşlu yerlerdir. Beni kendime getiriyor. Soğuk, duş etkisi. Onun aksine üçlü koltukta uzan. Bir yandan bir şeyler atıştır, bir yandan televizyon seyret akşama kadar. Ne olur o vücut? Pıhtılaşır, hamura döner. Ben yaşıyorsam, göz göre göre kendimin hamura dönmesine seyirci kalmam. O bir derecede, iki derecede nihayet çıkıp o yürüyüşü yapacağım. Hayat da böyledir. Efendim, al bebek, gül bebek. Oh, ne güzel. Ondan ister ondan ver, bundan ister bundan ver. Sonra ne olacak? Niye çalışsın bu adam? Niye çalışsın? Böyle bir takım tırnak içinde onların lügatiyle enayiler var ve onlar çalışıp üretiyorsa ben de keyif yapayım. Gençlikle çocukluk yıllarım arasında bir hoca konuşurdu Trabzon'da. Giderdik, biraz da gırgırına giderdik. Cumaları dinlerdik onu. Ha öyle, şimdi bak, bak zihniyete bak. Ticesuz ki, ha bu kâvurların çamesi yok, namazı yok, niyazı yok, orucu yok, haccı yok. Ama bizden çok daha ileri gitmişler.
Makinaları onlar yapıyor, onu onlar böyle sayıyor, döküyor ondan sonra. Ha bunun cevabını veriyor, veririm. Cevabı veriyor şimdi. Bunun cevabı ne biliyor musun? Allah pis Müslüman kullarını mükafatlandırıyor, himaye ediyor. Onlar bizim eşuğumuzdur, eşeğimizdir. Onlar ha öyle çalışacak, yapacaklar, edecekler, biz de rahat rahat kullanacağız. O Allah'ın bize bir lütfudur, öyle mi? Sonra ne oldu? O onlar bizim eşuğumuzdur dedikleri adamların helalarını temizlemek için bu hoca efendinin de çocuklarının içinde olduğu on binlerce insan kuyruğa girdi. Bizi alın kabul edin de helalarınızı temizleyelim. Doğru mu? Doğrudur, öyle oldu maalesef. Ne oldu hoca efendi? Hoca efendiler bizim eşuğumuzdur. Eşek senmişsin meğerse. Sade eşek değil, eşşol eşek. Efendim, estağfurullah. He? Estağfurullah, eşekler kusura bakmasın. İşte böyle bu milleti mahvettiler. Onlar bizim eşuğumuzdur. Onlar yapacak, biz keyfini çatacağız. Çattın mı keyfini? Şimdi bir Avrupa Birliği şeyi uydurdular. Ezelinden ebedine karşı çıktım. Açın benim meclisteki konuşmalarımı, yazdıklarımı, o günlerde basındaki demeçlerimi, televizyon konuşmalarımı. Ezelinden dibine kadar karşı çıktım. Alsalar engel olurum. Elimden gelirse tabii ki gelmez. Ama ki almayacaklar. Yok canım. Niye alsın hiç kardeşim? Niye alsın? Tabii. Niye alsın? Adamın ömürler boyu çırpınarak, ter kan dökerek oluşturduğu nimet ambarının dibine senin gibi berbat bir fareyi niye getirip yerleştirsin? Deldirsin sana ambarını. Sen eğer 1934 düşünün, Cemiyet-i Akvam o zaman, Birleşmiş Milletler şimdiki adıyla, teşekkül ediyor, nizamnamesini yani yönetmeliğini yazıyor. Bir madde de şudur, buraya üye olmak isteyenler müracaatlarını yaparlar, karar yetkisi bizimdir, düşünürüz. Bu yayınlanınca, gidiyorlar ölümsüz Atatürk'e. Diyorlar ki paşam Atatürk'üm böyle yayınladılar, biz de müracaat edelim. O vakar anıtı, o muhteşem ruh, ufukların ötesini gören gözleriyle bir süre bakıyor. Diyor ki hayır arkadaşlar, biz böyle bir müracaatı yapmayacağız. Eğer bize gelin üye olun diye bir talepte bulunurlarsa düşünürüz diyor. Onur'a bakın. Her kelimesi bir tarih. Tabii basın mensupları bunu derhal haberleştiriyorlar. Çıkıyor, yayılıyor her tarafta. Birkaç hafta, belki bir ay sonra her neyse. Birleşmiş Milletler bir toplantı yapıyor Cemiyet-i Akvam. Yönetmeliğin o maddesini değiştiriyor. Bize başvururlar, kararı biz veririz. Başvurmak kaydolmak anlamına gelmiyor, üye olmak anlamına gelmiyor. Onu değiştiriyorlar. Eğer Birleşmiş Milletler Genel Kurulu veya neyse yetkili kurulları İsterlerse bazı devletleri kendileri talep edebilirler. Bize üye olun diye. Ha, Mustafa Kemal için konmuş oraya. Düşünün şunu. Şimdi söyle bana. Bunun kurduğu devletin mirası üzerinde bugün devlet adamlığı yapanlar bunun çizmelerinin
çamuru olma haysiyetini taşıyorlar mı? Çamuru! Hayır. Onu taşısalar o bile bize yeter. Ne oluyor biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler bir süre sonra başvuruyor Ankara'ya. Gelin bize bir yol diyor. Avrupa Birliği. Sen Mustafa Kemal'in kurduğu devleti Mustafa Kemal dehasına, akılcılığına, irfan ve idrakine uygun olarak yönet. Senin tepinmene lüzum yok. Eşinmene, sürünmene, debelenmene lüzum yok. Seni çağırırlar oraya. Derler ki gel Avrupa Birliği'ne üye ol. Niye sen bizim aramızda değilsin kardeşim? Ya, ya. Şimdi bir ara işareti alıyorum. Yine su gibi aktı. Ara işareti alıyorsun. Biz hala Zeynep'i bekliyoruz. Kahve yok. Gelemedi Zeynep. Zeynep geldiği gün şuraya oturtacağım, biraz sohbet edelim. Kahve sohbeti. Bence, bu kahveyi nasıl yapıyor? Öğrenelim. Olur. Bir de sizin evinizde muazzam bir aşçınız var. Onun kahvesi çok, çok güzel. Evet. Ya enteresandır Azize Hanım. Çok büyük ruhlu bir kadın. Hakikaten. Yaşı belki çok büyük değil, tahsili çok büyük değil ama ruhu çok büyük. Şimdi bazen 10 kişiye kahve yapar. Hepsi süper, full köpüktür. Bazen bir kişi, hocam diyor, 4 defa yaptım filancaya diyor. O tutmadı. O zaman Azize'nin elinde değil ya o kişinin. Öyle evet. Ruhu sonucu tayin eden bir kadın. Evet, müthiş. Evet. Şimdi ikinci bölümde madem Avrupa Birliği'nden konuştuk, biraz da sizin temel konularınızdan Avrasya'yı konuşmak isterim. Daha önceki yayınımızda şöyle kısaca değinmiştik, derin derin konuşmak isterim ama ara diyelim. Avrupa Birliği değil, Avrasya. Avrasya. Avrasya'yı konuşacağız. 30 yıldır bunu telaffuz ediyorum. Evet. Benim Putin'e övgü getirmem, evet Kur'an mesajında evet. Çok özellikli göndermeleri yaptı. Muhteşem, tamam ama başka bir şey daha var. Putin, Avrasya'nın baş mimarı. Şimdi konuşacağız ikinci bölümde. Değerli izleyicilerimiz lütfen ayrılmayın. Söz ve Işık devam edecek biraz sonra. Efendim, Söz ve Işık ikinci bölümüyle yeni yılın bu ilk programı olarak devam ediyor. Avrasya dedik. Çok değerli hocamız ne dedi bu Avrupa Birliği? Zaten ben parlamentoda olsaydım karşı çıkardım, bütün gücümle karşı çıkardım. Çıkardım yok, çıktım. Çıktım, çıktınız da. Ne demek çıkardım canım? Ve bugün aslında benim 30 yıldan fazla olması lazım herhalde sizin bu Avrasya tesiriniz değil mi? Yani ama aşağı yukarı bir şey. Evet. Ve çok önemli. Bunu sizle bugün konuşalım. Yani neden Avrasya'yı bu halkımızın çok net anlayabilmesi için defalarca konuşmamızda yarar görüyorum Sayın Öztürk. Neden Avrasya? Delikanlı. Şu kağıtlardan getirir misin şeyin üstündeki? Şimdi bundan sonraki zaman da insanlık Avrasya'yı konuşacak. Çünkü insanlığın kaderini tayin artık emperyalizmin yıldızlı süper gücü Atlantik İmparatorluğu'nun elinden çıkmıştır. Tarih onu nihayetlendirdi. Bu son debelenmelerdir bunlar. Uzun sürmez.
Şimdi Avrasya zamanı. Bunu ilk gören Atatürk'tür. Al sana, hani dedim ya, ileriki zaman içinde daha parlayacak. Niye parlayacak? Yakışıklı olduğu için. Hayır. İşte bunun için. Atatürk 1920'li 30'lu yıllarda Doğu maneviyatından bahsediyor. Doğu maneviyatı. Ve diyor ki, bizler Batı'ya değil, Doğu maneviyatına mensup insanlarız. Hadi bakalım. Şimdi Doğu maneviyatıyla ne kasteder biliyor musun Atatürk? Bilimler, fenler, felsefeler, yani bütün kültür değerleri, ilim ve irfan değerlerini kasteder. Bunlar da öncü diyor Doğu'dur. Batı bunları sonradan aldı. Doğu tembelleşti, hatalar yaptı, yerinde saydı ve Batı bunlardan yürüyerek gideceği yere gitti. Maşallah, maşallah. Ya Zeynep'in kulakları çınlasın, kahveye bak. Şimdi Atilla İlhan, Allah rahmet eylesin, evet, derdi ki, Müslümanlarda yüzünü doğuya döndürerek, doğu değerlerini öne çıkararak kurtuluşa gidileceğini ilk telaffuz eden Mustafa Kemal'dir. Bu mealde çok muhteşem bir tespiti var Atilla İlhan'ın. Evet, bütün ruhumla katılıyorum. Avrasya'nın pratikte bugün, reel politikte belki başını çeken Putin'dir belki falan filan, ama bunun hayati köklerini oluşturan, mayasını çalan, şuurunu insanlığın idrakine ulaştıran ve insanlığın dikkatini bu noktaya çeken ilk devlet adamı ve mütefekkir Mustafa Kemal'dir. Bunu inkar edemezsiniz. Bu apaçık ortada duruyor. Şimdi Avrasya Atlantik ötesi zulüm imparatorluğunun eşi emsali görülmemiş zulümlerinin sona erdirilmesinde Allah'ın bir vasıtası olarak kullanılacaktır. Huntington'u okuyun. Özellikle o kıyametler koparan kitabı ki ben onu okuyup çize 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 tanınmaz hale geldi. The Clash of Civilizations, medeniyetlerin çatışması. O bir makaleydi ilkinde, sonra kitaplaştırdı. Amerikan istihbaratının ve kurmaylığının beyni adam bu. Korkuları ne biliyor musun? Çin, Rusya ve diğer Müslüman ülkelerle Batı'nın çevrilmesi özellikle. ABD'nin, ama özellikle bir şeye vurgu yapıyor. Türkiye. Türkiye'nin de bunun içinde olması ödlerini koparıyor. Bugün Türkiye'nin başına sarılan belaların arka planında bu vardır. Türkiye'nin Avrasya'da asgari ikinci pioneer, ikinci belirleyici olması çıldırtıyor Amerika'yı. Onun için ayağına çalı dolandırıyor. O uçak düşürmeleri bilmem neler diye hepsi çalı dolandırıyor ki aklı sıra uyarısını alsın, bak bak başına işler açarım. Yani yeni çuval geçirme olayları gelir bilmem ne. Hı hı. Tamam mı? Dikkat et. İkincisi de
kendi derdine düşsün, bu işle uğraşmasın. Bakın, Putin o taşıdığı devlet aklıyla, devlet adamı aklıyla bunu gördü. Niçin durup dururken bizim eleştirilerimiz ve öfkemiz Türk halkına karşı değildir. Biz Türk halkıyla Türkiye'yi yönetenleri ayırıyoruz. Bitti. Yarınları berbat etmiyor. Yarınlara giden köprüyü yıkmıyor. Devlet adamı bu işte. Şimdi Avrasya muhakkak ve muhakkak vücut bulacaktır. Evreni yaratanın iradesi bu yöndedir, budur. Bu olacaktır Gülgüncü. Umarım Allah bize hiç değilse bunun ufuk çizgilerini gösterir. Ben onları görüyorum. Ama sezgisel olarak görüyorum. O da bir görme şeklidir. Bir de reel olarak fotoğrafa alınacak şeyler görmek istiyorum. Umarım Cenab-ı Hak lütfedip onları, o fotoğraflardan da birkaç kare gösterecektir bize. O bakımdan İran ve diğer Avrasya ülkeleri, ama İran Müslüman olduğu için çok büyük rol oynayacak yarınlarda. Onun, bak onun da ayağına neler tak. Evet, bulaştı. Onun zaten sinyalleri geldi. Tabii. Bulaştırıyorlar. Tabii. Koca bir devletin hatırı yok mu? Sen dersin ki bak ben bunu şaplaklıyorum, bu yanlışlar yaptı. Al kardeşim adamını. Böyle şey olmaz falan. Sen adamı çekiyorsun, 70 küsur yaşında adamı orada asıyorsun. Ne oluyoruz ya? Ha. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı da orada. Cahil dikkattir. Çok. Çok. İyi şeyler olmuyor deyişinizde. Cahil dikkattir. Evet. Bakın devletlerin hafızaları var. Bunları o hafızalar kaydeder. Sonra sıkışınca cavcav etmenin bir faydası yok. Öyle. Şimdi maalesef. Avrasya. Evet. Avrasya vücut bulacak. Avrasya vücut bulacak. Necip Fazıl'ın dediği gibi her şey doğudan geldi, her şey. Yani ruhumuz diyor, güneş doğudan geliyor. Güneş doğudan gerçekten gelecek ve insanlık bunu teslim edecek. Türkiye'nin burada çok önemli bir unsur olarak yer alması Türkiye'nin esas geleceğidir. Türk çocuklarının esas geleceği budur ve buradadır. Bırakın kıytırık Avrupa Birliği'ni. Ulan Avrupa mı kaldı artık? Avrupa Birliği mi kaldı? Siz Avrupa'yı bilmez misiniz ya? Ben de bir süre bazı ülkelerinde kaldım ettim. Ama buna da gerek yok. Akıl yürütme diye, görme, değerlendirme diye bir yeti var insanda değil mi? Hele aydınlarda. Siz görmüyor musunuz Avrupa'nın nereye gittiğini? Hala sürünüyor. Siz Avrupa Birliği'ne tam üye olacakken Avrupa Birliği'nin posası çıkacak. Çürümüş kabak gibi ortada kalırsınız, çarşamba soğanı gibi. Çarşamba soğanı mı? Çarşamba turşusu veya soğanı derler. Bunu i̇şi soracağım. İşi bitmişlere. Öyle mi? Kullanılır, evet. Bunu sonra soracağım. Yani bu yayında soracağım. Bu nedir? Çarşamba soğanı ya da turşusu. Çarşamba turşusu veya çarşamba soğanı. Evet. Yani bakınız. Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu. Çok ne müthiş.
Yaşar Nuri Öztürk hocama çok teşekkür ediyorum. Her programı güzel ama bu akşam çok daha başarılı. Başarılı. Ya yani bu ben teşekkür ona da ediyorum. Buradan saygılarımızı yolluyorum. Bize hakikaten nefes oldu. Çok evet. Güzel. Benim ilmiyeden arkadaşlarım, branşı ne olursa olsun, üniversite başlığı altında hepimiz aynı mesleğin insanlarıyız. Bunları söylemesi, bugün başka bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir profesörün bir iletisi vardı ya, ben onu koymamış mıyım buraya? Fakat Sayın Hilmioğlu'na buradan biz de saygılarımızı çok teşekkür ediyoruz. Gönderiyoruz. Kahveye bak, bu kahveyi kim yaptı? Gönderiyoruz. Şurada ne görüyorsun? Alnına bak, bir Y harfi. Kocaman. Yaşar Nuri Öztürk'ün Y'si çıktı kocaman işte. Kocaman bir Y harfi. Ey ahali! Bakar mısınız? Gör şunu ya, gör. Evet, fincanın dışına biz de insanız. Taşmış. Bizim de böyle küçük şeylerimiz evet. Olsun. Kahve falı. Evet, ben kahve falını seviyorum. Y'yi görüyor musun? Hem de nasıl? Çizseniz olmaz. Arkadaşlarım yakından almaya çalıştılar ama eğer tutarsanız şimdi alacak. Herhalde gösterecek o yer. Hangi kamera? Bu kamera. Eline, buyurun. Elini kaldırdı al size. Al canım. Bak kahve. Gerçekten tamam kocaman bir ye. Kim yaptı bu kahveyi? Zeynep yok ama yok. Yeni cici bir arkadaşımız var Zeynep gelene kadar. Cici arkadaş, ve kahve işlerini cici idare arkadaşı ediyor. Da tebrik ettik. Oo, tebriki de aldı, ne güzel. Şu çarşamba turşusu. Çarşamba soğanı merak turşusu, ettim. Çarşamba turşusu mu dedim? Evet, çarşamba turşusu gibi, çarşamba soğanı hoşafı, gibi dedim. Çarşamba turşusu, çarşamba soğanı. Bunlar pazarda herkes seçmiş, 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 almış, tabiri caizse ekmeğini yemiş. Geriye böyle işte, sureta, posası kalmış şeyler için kullanılır. Bırak ya derler onu zaten, çarşamba turşusuna dönmüş, ne hayır gelir ondan. Gibi. Fakat niye şimdi böyle o... Avrupa Birliği evet. Çarşamba turşusu ve hoşafı olma yolundadır. Zaten Avrupa çoktan kendi içinde ayrıştı. Avrupa Birliği'nin ekmeğini yiyenler tabii. Yedi kardeşim. Yalcılık, yalakalık yapmanın bir alemi yok. Bir şey kalmaz oradan. Artıkçılık yapmayın, adam olun. Çok doğru. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi dediniz... konuyu oraya getirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir takım hareketlilikler söz konusuydu. Efendim namaz kılan öğrencilere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde saldırıldı gibi. Ve malum medyada bu nereye, konu... Nereye, mescidi mi basmışlar? Yok, dışarıda ki bir hayli mescit var Orta Doğu niye Teknik Üniversitesi'nin. Niye dışarıda kılıyorlar kış günü? Namaz ben kılıyorlar. Soruyorum şimdi. Yani ben de şöyle veya böyle secdeli bir adamım, çeteleci evet. Değilim ama yani bu karda kışta zehir gibi soğukta sebep ne de içinde mescit olduğunu biliyorum. Bir tane mi, üç tane mi bilemem. Niye dışarıda? Bunu anlamadım ben. Vallahi bu birileri provokasyon... Basın, evet. Birileri bassın. Büyük ihtimalle o basanları da onu organize etmişler. Ondan sonra vay namaz kılanları bastılar falan. Namaz, o müminin miracı dediğimiz ibadet, tarih boyunca hep böyle pespayece istismar edildi. Hüseyin Atay bunları değerlendirdikten sonra özetliyor. Evet. Kardeşim, namazı bu ümmetin başına bela ettiler diyor. Ben bunu söyledim. Hüseyin Atay kısmını attı. Halbuki söz Hüseyin Atay'ın. Ben öyle muhteşem sözler pek demek söyleyemem. Yani Hüseyin Atay'ı benim geçmem mümkün değil. Efendim, iki, namaz milletin başına bela oldu değil. Allah'ın Allah'tan kork, senin Allah'ın yoksa şeytanından kork. Yani kutsal bildiğin bir şeyin vardır. Ondan kork lan, ona saygı göster. Söz bir defa öyle değil. Namazı
Kur'ani mihverinden çıkararak diyor Hüseyin Atay, bu ümmetin başına bela ettiler. Lan aksini mi söyleyeceksin? Bunu Kur'an diyor. Ne Hüseyin Atay ya? فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاهُونَ diyor. Diyen Kur'an'dır, Hüseyin Atay değil. Lan Kur'an'dan nasibi olmayan ruhsuz, imansız, Allahsız herif. Sen bunları bilmiyorsun. Bilmediğini de bilmiyorsun. Ve bir takım adamları kandırma imkanım var. Onlar da seni böyle hayvan gibi dinliyorlar. Demiyorlar ki kes. Ya yeter be, bu kadar olmaz. Demiyorlar. Maalesef. Maalesef işte şimdi buradan okumak istediğim bir bölüm daha var sizin. Bak ye burada kapı gibi duruyor. Kapı gibi. Ben anlamam kardeşim. İşte burada. Evet. Kahve size yaşar diyor. Özgürlük ve İsyan kitabınızın 494. sayfasında Arabizme karşı çıkışın anlamı, Mustafa Kemal sizin o çok önemli kitabınızın sonuna aldığınız bölümün devamı bu. Atatürk'ün enel hak haykırışının beliriş alanları deyip devam ediyorsunuz. Gazi'nin vuruş yaptığı şer hedeflerin ikinci ana başlığı olan Arabizm, tahrip melanetini şu yollarla gerçekleştirmiştir. Vay güzel be. Bu bölümü konuşmak istiyorum. Aferin, size. Kendimi tebrik ediyorum. Güzel yapmışım. Bir. Çok. İslam'ı bir Arap Emevi saltanat ideolojisine dönüştürmek üzere Kur'an dışında yapılandırmak. Bunları ben yazmadan önce herhangi bir meslektaşımın yazdığını görüp okusam var ya, o kitabı elime alır, sokaklarda göbek atarım. Maalesef göremedim. Sonunda ben yazdım. Devam etmemi isterseniz biliyorum. Lütfen. İki, Kur'an'ı saf dışı etmek üzere hadis adı altında uydurulan binlerce yalanı İslam peygamberine isnat ederek bu yalanlarla Kur'an dışında yeni bir din oluşturmak. Aynen. Bu çok çok mühim bu nokta. Bu tez mertçe, yiğitçe telaffuz edemiyorlar. O manada aydın bizde çok az. Ama fısıltı halinde de olsa bu tez İslam dünyasında revaç buluyor, yaygınlaşıyor. Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Peygamber Efendimiz böyle dedi. Kale Resulullah dedim mi bitti. Resulullah bitti. Buyurdu ki, kim çıkıp da Resulullah buyurdu ki'ye kafa tutacak ya? Diyor ki adam, cehennemi bol olsun. Derin olsun. Cehennemi derin olsun. Diyor ki, güzel bir söz bulduğumuzda onun başına Kale Resulullah eklemekten hiç çekinmeyiz. Güzelliğin kıstası ne? Kendi hesapları. Kendi hesapları. Veya Muaviye'nin akıttığı paralar. Akif eleştiriyor. Bir de şunu uydurdular. Hadis uydurmak mı efendim? Ha, kötü niyetle olursa kötü. فَاَمَّا وَلَاكِنْ يَجُوزُ فِي التَّرْغِيبِ يَجُوزُ فِي التَّرْغِيبِ وَضْعُ الْحَد۪يثِ Hadis uydurmak. İnsanları teşvik sadedinde olursa caizdir diyor. Vay Allahsız, imansız, cehennem kütüğü. Senin o sarığını boynuna dolayarak seni mahşer meydanında peygamberin huzuruna köpek gibi getirsinler. Demek insanları teşvik sadedinde olunca hadis uydurulabilir. Değil ama yani. Kur'an'ın aklı işletin dediği yerde insanları teşvik için aklı işletmeyi teşvik ettin mi o dinsizlik oluyor. Mustafa Kemal onu yaptı. Tabii. Mustafa Kemal'in yaptığı o. Ama Muaviye'nin akıttığı paralarla iyi bir şey içip yağlı domuzlar gibi şişerek
bu yalanları uydurmak. Bakın şu Müslüman dünyanın kaderine. Bu bugün değil sadece. Muaviye devlet beytülmalını, devlet hazinesini Müslümanların, Müslümanların peygamberine izafeten, yalan uyduran köpek sürülerine bezletti. Müslümanların hazinesi, paraları yani alın terleri, emeklerinin mahsulleri Müslümanların dinini mahvetmek üzere Müslümanların peygamberine yalan isnat etmek için harcandı. Muaviye'nin en büyük harcamaları bunlardır. Lan sizde zerre kadar, zerre kadar, miskale zerretin Kur'an'ın ifadesiyle bir iman ve Kur'an ışığı varsa lan bu gerçekleri saklamayın. Yazıktır. Yazıktır lan, bir kere adam olun. Size biri geldi de siz 10 bin sene, 1000 sene yaşayacaksınız. İstediğiniz gibi davranın. Bir şey mi dedi? Böyle bir şey yok. Lan ölüp gideceksiniz. Yapmayın, etmeyin. Şu kadarcık mide. Öyle. Yapmayın. Bak o mide bende, o da yok. Bir şey mi oluyor bana? Maşallah. He? Ben çalışıyorum. Leg press 90 kilo, 110 kilo basıyorum. Allah o donanımı, o gücü vermiş, iradenizi kullanın, öyle kullanın, öyle başarılı olun. Ama alçalmayın, sefilleşmeyin, sürünmeyin, böcekleşmeyin, eşekleşmeyin, köpekleşmeyin. Bunları yapmadan paya sahibi olmak mümkün değil mi? Bakın tarihe. Ama sıkıntıları var bunların. Ya ben soruyorum size, siz ne biçim insansınız? O sıkıntılar, o tavrınızın, davranışınızın getireceği onuru ve payeyi yok sayacak kadar büyük. Çekin o sıkıntıları ya. Çekin. Che Guevara ne diyor? Eğer düşmanın yoksa, sen yaşamadın, sen adam değilsin diyor. Beni güzel söylüyor. İslam dünyası bir Che Guevara çıkaramıyor. Makamı mekanı cennet olsun yazdı, bu kitapta var. Sudanlı devrimci düşünür, müthiş ve muhteşem bir Kur'an müminidir. Hayatta kazaya namazı kalmamış bir bilgedir Mahmud Muhammed Taha. Tamam mı Gülgün? Onu irtidat suçlamasıyla astı Cafer en-Nümeyri denen yağlı domuz. Dinsizlik suçlamasıyla astı. Yahu ey millet, ya görün bunları. İmam-ı Azam gibi bir adama namazsız, niyazsız din kurmak istiyor diye itham getirdiler ve sonunda canını aldılar. Bunu görün. Bunu görün ki bugünleri değerlendiresiniz. Hazreti Ali gibi adama, Muaviye mel'unu namaz kılmıyor diye propaganda seferberliği ilan etti Ali'ye karşı. Ali. Dediler ki efendim böyle bir şey olur mu ya? Bunu telaffuz etmek, aklından geçirmek bile dehşet verici. Ali için biz namaz kılmıyor diyeceğiz. Buna kim inanır? Bu nedir? Bu böyle bir şey. Ya siz konuşmayın dedi. Alın şu paralar. Benim dediğimi yapın. Bir inanmaz, iki inanmaz, üç inanmaz etkili olacaktır. Bir yalan tekrar edildikçe etkili olur. Ali için. Evet. Şimdi siz İmam-ı Azam deyince
Tabii, muhteşem İmam-ı Azam. Açtığım yerde. Ben ona sadece İmam-ı Azam demeyi yakıştıramıyorum kendime. Muhteşem İmam-ı Azam. Şimdi öyle bir şey ki burada itham, Kur'an'ın tercümesiyle namaza cevap verdi. O da bir tanesi. O da bir tanesi. Yani sayısız ve onun şimdi savunması. Batı ne diyor? Evet. 1546'da ölen Luther'dir diyor. Bak, insanlığa kutsal metinlerin tercümeleriyle de namaz, ibadet edileceğini söyleyen ilk adam odur diyor. Bu paye de bizimdir. Hayır, sizin değil. Burada. 1546'da ölen Luther, 767'de ölen İmam-ı Azam var işte orada. Bütün bunları ben insanlığın önüne koydum, yayınladım. Bunları yapacak yerde merdiven altlarında küfür ürettiler. Ne yazık ki. Ve geliyorum tekrar özgürlük ve isyan bölümüne. Çünkü anlattıklarınızla son derece önemli, izleyicilerimizin zihninde de bir pencere açacak. Atatürk baştan başa tezler kümesidir. Atatürk bir enel hak haykırışı olarak 5 hayati noktada tezdir. 1. Şimdi enel hak haykırışı niye diyorum? Orada tabii kitabı tabii baştan var, okumak tabii. Enel hak hallacın haykırışı. Onu mistik bir şeye alıyorlar. İslam dünyasında Emevi despotizmi, Abbasi despotizmi altında evet, ezilen, susturulan, dilleri koparılan kitlelere biz de varız. Biz de bir gerçeğiz. Enel Hak, ben yaşayan gerçeğim demektir. Massignon o muhteşem dehasıyla bunu Je suis la vérité diyor. Je suis la vérité créatrice bazen de. Ben yaratıcı gerçeğim, ben gerçeğim. Ben de varım. Hallaç bunu söyledi. Ben Allah'ım falan. Yok böyle bir şey. Onun için İslam dünyasındaki yaratıcı devrimlerin hepsine ben enel hak haykırışı diyorum. Bu mirası, bu kültürü iliklerine kadar, zerrelerine kadar bilen bir adam olarak. Bunu yaptım. Hallacın ruhunun benden çok memnun ve mutlu olduğunu biliyorum. Bir şey söyleyeyim. Benzeri çok şey söyleyebilirim ama bunu söyleyeyim. Ben Hallaç üzerine ilk o 160 sayfalık ama beni dünyada meşhur eden, dünyada İslami literatürün en ileri örneklerinin içine koyduran o 160 sayfalık küçük kitap. Sonra 400 sayfa oldu. Yabancı dillere çevrildi. Şimdi de 2000 sayfa civarında 2 cilt. O sıralarda Koca Mustafa Paşa'da bir bahçeli evde oturuyorum. Etraf duvarlarla çevrili. Kim ne mana verecek? Ne de halüsinasyon de. Halüsinasyonsa ben kurban olayım o halüsinasyona. Olabilir. İlmi manada hiçbir itirazım yok. Ben Hallacı büyük bir konsantrasyonla düşüne 24 saat yazıyorum ya. Halüsinasyon gördüm olabilir ama ne muhteşem halüsinasyon. Hayatımın en muhteşem hatırası o. Ben Hallaç'la bizzat görüştüm. Bizzat. O duvarların oraya geldi. Bende de bu Hallaç şuuru var, o da söyledi. Enel Hallaç diye. Açtım kapıyı, girdi içeri. Biz orada Fiskiye'nin başında oturduk, Hallaç'la sohbet ettik. Ve bu 3 defa tekerrür etti. İlim adamları sakın yanlış anlamasınlar. Bu halüsüne saygı duyarım. Bu halüsinasyon. Peki, benim hayatımın en muhteşem miraslarından biridir bu halüsinasyon. Ben Hallaç'la orada neler konuştuğumu ben bilirim. Ben kurban olayım o halüsinasyona. Bütün insanlığın, İslam dünyasının
geçmişini, geleceğini, kaderini konuştum ben onda. Şimdi Enel Hak, kitlelerin Arabizmin baskılarına karşı biz de varız kardeşim demesini ifade. Onun için Mustafa Kemal'in devrimci çıkışlarına da ben Enel Hak haykırışı diyorum. Tabii. Ve öyle de güzel anlatıyorsunuz ki burada. Anlatırım. Tam bağımsızlık tutkusu anlatırım. Diye. Anlatırım. Allah tabii. Hazreti Peygamber diyor ki Allah arşın anahtarını şairlerin diline verdi. Kur'an'ı anlatmanın anahtarını da belli insanların diline vermiştir. Ben onlardan biri olduğumu iftiharla söylüyorum. Evet. Benim kalemim ve kelamımla başa çıkılmaz. Çok doğru bu. Evet. Çıkılmaz. Neden? Nedenini hiç böyle anlatın, bir şeye hadi. Teşebbüs etmeyeceksin. Evet. Evet. Şimdi üçüncü bölüm Arabizme karşı çıkışın anlamına devam edeyim yine. Kur'an'ın indiği dönemdeki Arap örf ve adetlerini yaşamayı İslam'ı yaşamak diye lanse ederek kitleleri Müslümanlaştırmak adı altında bedevileştirmek. 4. Bedevileştirilmiş toplumu ecdat kabullerine taptırarak dolaylı yoldan cahiliye şirkini kitlenin hayat şekli haline getirmek. Aynen böyle yaptılar. Yaşıyoruz işte bunu. Aynen böyle yaptılar. Yaptıkları aynen budur. Kur'an zaten bunu bir defa bütün dinler için söylüyor. Şirke bulaşmaktan hiçbir din azade kalamaz. Kalmamıştır. Ama Kur'an dininin şirke özellikle Arap kavmiyetçiliği tarafından bulaştırıldığı, Kur'an'ın ısrarla vurgu yaptığı gerçeklerden biridir. Saklamayın kardeşim, saklamayın. 11 yerde Araplar değerlendiriliyor Kur'an'da. 11 yerde. Bak, siz bu Kur'an'ın böyle 11 yerde, şu bilmem nerede, hiç filan sure nerededir desem birçoğunuz yaklaşık olarak bile Kur'an'da yerini bilemez. Ben bunları 9 yaşından beri ezbere okuyorum. Açın Kur'an'ı, oturun. Herhangi bir sayfayı, satırı yarıdan başlayın. Ben devam eder giderim. Şeyhin kerameti kendinden menkul değil. Tabii. Ha, şimdi onun için dinleyin ve öğrenin. Bunları bilmiyorsunuz. Ben sizi biliyorum. Bunları bilemezsiniz de. Bundan sonra olmaz. Hüseyin Atay böyle bir tane nasipsiz hoca konuştu. Neredeydi? Çanakkale'deydi. İndi. Güya o zavallı cüce, zavallı cüce, kene, bit, hocayı eleştiriyor güya. İşte basında da bir isim falan güya var falan gibi. O devrin hızlı yalakalarından biri. Hoca çıktı dedi ki, bak kardeşim dedi, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu meselelerle ilgili beni eleştirmeyi bırak. Ben oraya hiç girmem. Konuşmak için dedi, dünyaya en az 2 defa daha gelmen lazım. Bu gelişte olmaz dedi bu. Bir daha gelişte de çok zordur. Ama bu gelişte asla olmaz dedi. Onun için otur oturduğun yerde. Şimdi bunların böyle bir nasipleri yok. Ve çıldırıyorlar. Yani niye? Ya ben ne bileyim niye, kendinize sorun. Kur'an'da şu tabir vardır. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Yoksa bunlar Allah'ın bazı insanlara reva gördüğü lütuflarını kıskanarak mı böyle kuduruyorlar diyor. Bu soru şeklinde verilmiş evet. Bir evrensel realiteyi ifadedir. Bunların çoğu budur. Bu ülkede
bana tabir caizse tırnak içinde savaş açanların tümü, ilk bunu başlatanlar benim en yakın meslektaşlarımdır. Hatta içlerinde sıra arkadaşlarım vardır. Ama onların bana kötülük edenlerinin hepsi helak oldu. Kötülük etmeyip, zulmetmeyip sadece karşı olanlarsa yaşıyorlar ama ne onları bu millet biliyor, ne tarih biliyor. Hatta onların kendi çocukları, karıları, kızları nezdindeki itibarları benimkinin onda biri bile değil. Onu da biliyorlar ve iyice çıldırıyorlar. Evinde Yaşar Nuri'yi dinlediği için çocuklarına yasak koyan adamlar var bunların içinde. Yapmayın canım. Evet. Diyor ki bak çareye bakın şimdi. Yazdılar yani sayfalar boyu bunları. Ve ama işte baba şöyle ne muhteşem ya şeyler anlatıyor ve insan vazgeçemiyor. Kız o büyücüdür. Oo. Büyü yapıyor. O samiridir. Saptırır sizi sakın. O büyücüdür. Konferanslarında niye dinleniyor? 4,5-5 saat. Alman tiyatro sanatçıları geldi, etüt ettiler. Yani bu bir fenomen dediler. Bu nasıl bir şeydir? Ne diyoruz? Fanus mu? Yok canım. Yok, dünya. El hareketleri, konuşmada. Jestler, mimik. Bilemedik. Mimikoloji. Adamın branşı bu, adı bu, resmi mimikoloji. Geldi benimle, görüştü Almanya'da. Ben dedi, sizin dilinizi de bilmem, ne dediğiniz de beni hiç ilgilendirmiyor. Beni sadece konuşurken çizdiğiniz tablo, tavır ilgilendiriyor. Ve ben bunu dedi, tiyatroya taşıyorum ve ders yapıyorum. Mimikolojide ders yapıyorum. Bana göre dedi, Seneca'dan sonra gelmiş en büyük hatip sizsiniz. O Alman yaşıyor. Oralara gidersem tekrar yine görüşeceğim onları. Şimdi bunları dinledik. Adam, Alman bunu diyor da bizim arkadaşımız çocuklarına, o samiridir, büyücüdür. Konferanslarında da insanları hipnotize ediyor. Ben hipnotize ediyormuş. Lan ben hipnotizör miyim? Ben ne? Hipnotizma ile benim ne ilgim olabilir? Ayrı bir iş. Ben neyimle, kiminle, nasıl hipnotize edeceğim? Ben insanları toplarmışım. Yazıldı bunlar. Yazılmasa söylemem. Arşivlerimde kayıtları var. Toplarmışım Türkiye'nin orasında burasında. Özellikle hanımları konferans münasebetiyle onları hipnotize edermişim, seçip beğendiklerimi, sonra da onları efendim yakın çevre lan Allah'ınızdan bulasınız siz. Ne büyük saygısızlık ve terbiyesizlik, terbiye yoksunluğu. Lan bunların hesabını nasıl vereceksiniz Allah'a? Ben siz bunları derken Hasankale'de gittiğim konferans için misafirhanede çekyatta yattım. Ve konferans vereceğim salon, tırnak içinde, konferans salonu dedikleri yere daha 100 metre kala bana bir çift işçi inşaat çizmesi getirdiler. Onları giydim çünkü çamur. Kapıya kadar gittim, orada çıkardım ayakkabılarımı giydim. Ben bunları yapıyordum. Bunlar da işte onları söylüyor. İftira atmaya çabalıyorlar işte böyle. Vallahi cahil, yarı cahiller, bir söz vardır. Ben ne çok okumuştan korkarım, ne cahilden, yarı cahilden korkarım diye. İşte bunlar da o her şeyi bildiğini zanneden maalesef
yarı cahiller. Size İkbal'den bir şey okuyayım mı? Geçip giden nameler geri gelir mi gelmez mi? Aa, Hicaz semtinden tatlı bir rüzgar eser ölümünden mi biraz önce ya terennim etmiştir bunu. Bu fakirin devri sona erdi. Sırrı bilen biri daha gelir mi? Gelir mi, gelmez mi diyor İkbal. Ne güzel. Benim cevabım var mı orada? Benim buna verdiğim bir cevap var. Yani bir rubayi ile var. Bunu söylüyor İkbal. Ama siz de ne cevap verirsiniz? Ben de bir rubayi ile cevap veriyorum. Gayet tabii. Günler geçer de ey İkbal yeni bir devran görünür. Günler geçer de ey İkbal cevap veriyorum ona. Diyor ya bir daha biri benim gibi bu sırları bilen biri gelir mi? Günler geçer de ey İkbal yeni bir devran görünür. Aynı kalıplar içinde yine bir rubayi ile cevap. Evet. İklimi hüdadan toprağa ferman görünür. İklimi hüdadan toprağa ferman görünür. Ya. Cenab-ı Hakk'ın o besleyici ikliminden toprağa ferman çıkar. Evet. Bakidir aşkın kadehinde o iksiri hu. Aa, bitti deme, korkma, endişelenme. Bakidir aşkın kadehinde o iksiri hu. Hu Allah'ın isim sıfatıdır. Yaratıcılığın sembolüdür. Ebediliğin son mezar taşlarına da hu diye yazarlar en başa. Ölümsüzlüğü ifade eder. Bakidir aşkın kadehinde o iksiri hu. Onu kimse yok edemez. Evet. Bir köşeden Nuri diye bir kalbi suzan. Nuri. Bir köşeden Nuri diye bir kalbi suzan, yanan bir kalp görünür ve senin türkünü, senin sevdanı, senin ideallerini telaffuz eder. Etmedik. Evet. İkbal'in bütün eserleri onu geçmez. 85 eser yazdı. Şimdi İkbal acaba nasıl ruhu şad oluyor? Bak kaygısı neydi? Ben de ona o rubayi ile cevap verdim ve icabını yaptım. Ama ne muazzam bir cevap sizinki de. Herhalde. Sizin böyle var mı? Ben de küçük daha boyluyum ama büyük akıllıyım. Çok hoşsunuz. Ne güzel bu kendi kendinizle barışık haliniz. Gelecek programda biraz ben bunu konuşalım. Ben kendi kendimi överim. Evet. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bana bir lütfu ve iznidir. Ne güzel. Buna devam. Ama kendi kendimi korkunç şekilde de eleştirir. Biliyorum. Biliyorum. Sohbetlerimizden biliyorum. Sayın Öztürk işaret geliyor. Bitti diye. İzleyicilerimiz de biliyorum ki bitmesini istiyor ama bizden sonra yeni bir canlı yayın daha var. Spor programı var. Haftaya biter. Buradayız. Her şey biter. Küçük adamım dediniz ama bu buradan hareketle başlayalım. Bunu şeyden aldım. Programa. Bir yazı yazmıştı biri benim için. Bir öğretim üyesi. Yıllar önce. Evet. Küçük dev adam diye. Çok güzel. Yani, çok güzel. cüssesiyle küçük, eylemleriyle dev adam diye. O çok güzel bir yazıydı. Çok teşekkür ederiz bugün için size. Biz yeni de. Yılda başta sağlık olmak üzere bütün arzularınızın gerçekleşeceği herkese, güzel bir yıl olsun. Hepinize, hepimize. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Haftaya yine burada olabilmek dileğiyle. Esen kalın.